emekli ikramiyesi ve asgari ücret üzerine Işıkhan'dan açıklama, esnek çalışma modelleri yolda mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı iyi akılda kalsın iyi programında emeklilik şartları, maaş düzenlemeleri ve asgari ücret konularında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı iyi akılda kalsın iyi programında emeklilik şartları, maaş düzenlemeleri ve asgari ücret konularında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve maaş düzenlemelerinde şu an için yeni bir değişiklik planlanmadığını belirtti. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Plan çerçevesinde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti. Emekli ikramiyeleri devam edecek. 2018'den beri emeklilere sağlanan bayram ikramiyesinin 2025 yılında da devam edeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, e, emeklilerimizin her zaman yanındayız diyerek bu geleneğin süreceğini belirtti. Asgari ücret için belirleyici tarih, Aralık ayı. Asgari ücretle ilgili sürecin Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla netleşeceğini söyleyen Işıkhan, e milyonlarca vatandaşımız için en iyi asgari ücret seviyesini hedefliyoruz dedi. Belediyelerin SGK borçları için yeni ödeme planı. Belediyelerin SGK prim borçları konusunda da açıklama yapan Bakan Işıkan, 7,9 milyar Türk lirası ödeme alındığını ve borçların taksitlendirildiğini açıkladı. Borçların faizleriyle birlikte tahsil edileceğini ve bu konuda taviz verilmeyeceğini e belirtti. Esnek çalışma modelleri üzerine görüşler. Yeni nesil çalışma modellerine değinen Işıkan, yarı zamanlı ve saatlik çalışma gibi esnek çalışma düzenlemelerinin Türkiye'nin üretim gücünü artırmak, ve istihdamı desteklemek için önemli olduğunu ifade etti. Haftada iki gün izin gibi düzenlemelerin ise şu an gündemde olmadığını belirtti.